Her şey Sofya'da askeri ateş olarak görev yapan Mustafa Kemal'in Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya yazdığı, içinde biraz sitem barındıran şu mektupla başladı. Vatanın savunmasında faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz buysa lütfen açık söyleyiniz. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla cepheye gitmek isteyen Mustafa Kemal'in bu isteği, "Sofya'daki göreviniz de mühimdir," diyerek reddediliyordu. Mustafa Kemal ise gerekirse er olarak dahi cepheye gideceğini belirtmesi üzerine başkomutanlık tarafından 19. Tümen Komutanı olarak görevlendirilmişti. Mustafa Kemal'in emrinde 57. Alay ve yine Türklerden oluşan 2 acemi alay varken bu 2 acemi alay 72. ve 77. alaylarla değiştirilmişti. Özellikle 77. alayın çoğunluğu günümüz Suriye bölgesindeki Araplardan oluşmaktaydı. Mustafa Kemal bu değişiklikten memnun olmadığını birçok kişiye iletmiş ve endişe duyduğu birçok gelişme maalesef gerçekleşmişti. Mustafa Kemal'in inisiyatif alması ve o güne kadar edindiği tecrübeleri cesurca uygulamasıyla birlikte hem imparatorluğun hem de onun kaderi değişmişti. Mustafa Kemal ve birlikleri zafer kazanmıştı. Fakat bu süreçte neler yaşanmıştı? Şimdi o anların şahitlerinden ve resmi raporlardan çoğunluğu Arap erlerden oluşan 72. ve 77. alaya bakalım. Karadan taarruz için harekete geçen İngiliz ve Anzak güçleri için ilk hedef kıyıya tutunmak, ardındansa iç bölgelere ilerleyip Osmanlı askerlerini savaşın dışında bırakmaktı. Mustafa Kemal düşmanın çıkacağı mevkiyi önceden tahmin etmiş ve inisiyatif alıp karşı taarruzu başlatmıştı. Emrindeki askerlerin yer yer önüne geçip hem onlara güven vermiş hem de gerekirse öleceğiz demişti. Hatta bir konuşmasında henüz 3 sene önce kaybedilen Balkan topraklarını hatırlatıp "İçimizde ve komuta ettiğimiz askerlerde Balkan utancının ikinci bir safhasını görmektense burada ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunacağını katiyen kabul etmem," demişti. Fakat kabul etmeyeceği şey gerçekleşmişti. Fahrettin Altay Paşa anlatıyor. "Mustafa Kemal Bey Gelibolu'ndan geçerken bize uğradı. Kendisini ilk defa görmüş bulunuyordum. Enerjik, muhatabına itimat telkin eden, tok sözlü, sarı saçlı, mavi gözlü, düzgün endamlı genç bir komutan. Görüştükten sonra kendisini uğurladık. Eceabat'a gider gitmez beni telefonla aradı. Aman reis bey, bana verilen 72. ve 77. alay askerleri Arap'tır. Bir kısmı Yezidi, Nusayri gibi savaşa karşı insanlardır. Bunları geri alsınlar. Halis Türk delikanlıları olan ve eğitimleri oldukça ilerlemiş bulunan benim eski iki depo alayımı geri göndersinler." Tehlikeli bir bölgeye böyle kıymetsiz askerlerin gönderilmesine şaşmış ve başkomutanlığa yazmıştık. Aldığımız cevap şuydu: "Artık değiştirilemezler. Çalışıp eksiklerini tamamlasınlar." Yer yer Mustafa Kemal düşmana kendi askerlerinden daha yakınken, bakınız Kemal Paşa'nın emrine verilmiş olan 77. alayın 1. Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Emin Bey savaş sırasında ne diyor? "Efendim, yüksek katınıza çıkmaya utanıyorum. Üzülerek belirtmeliyim ki bütün alayımız çil yavrusu gibi dağınık. Savaş alanından kaçmışlardır. Kaçanların bir ucu Maltepe'ye kadar gitmiştir. Alay komutanını bulamadım. Sizin Kocadere'ye gelmekte olduğunuzu haber aldığımızdan bilgi sunmak için buraya koşarak geldim." Mustafa Kemal, Mehmet Emin Bey'i daha önceden tanıdığı için şu tarihi ama pek bilinmeyen cevabı vermiştir: "Emin Efendi, bu manzara benim ve senin için ilk defa görülmüş değildir. Hatırlayınız ki Derne'de İtalyanlarla yaptığımız birçok muharebede cephemizin bazı kısımlarındaki Araplar bugün görüldüğü gibi kaçmıştır. Fakat bu kaçışlar bizim neticede başarılı olmamızı önleyememiştir. Müsterî olunuz. Diğer kuvvetlerimiz tam bir metanetle düşman saldırısına karşı durmaktadır. Şimdi bize düşen bu kaçanlara lanet etmek değil, onları tekrar toparlayıp muharebeye sevk etmektir. Bunun için derhal tabancanızı çıkarınız ve mahiyetinizde, temasınızda bulunan tüm subaylara aynı yetkiyi verdiğimi tebliğ ediniz. Kaçanları vurunuz ve kuvvetlerinizi dereye toplayınız. Şimdi mahiyetimde bulunan süvarileri de bu işe memur edeceğim. Ben de bizzat sizin yanınıza geleceğim." Mustafa Kemal savaşın en çetin günlerinde sürekli olarak subaylarla toplantılar yapmaktaydı. Yine Mustafa Kemal subaylara yaptığı bir konuşmada kaçan askerleri vurun emrini yinelemişti. Şöyle demişti: "Bu meydanda ölmeyi istemeyenlerin bulunacağını asla kabul etmem.
Eğer böyle kişilerin olduğunu görürseniz onları derhal kendi ellerinizle kurşuna diziniz. Yine Fahrettin Altay Paşa, çoğunluğunu Arapların oluşturduğu alayla ilgili yıllar sonra şöyle demiştir. Arıburnu önlerinde deniz yüzlerce gemiyle örtülmüştü. Top sesleri aralıksız devam ediyordu. Aramızdaki vadi cepheden gelen gazilerle dolmaya başladı. İlerimizdeki 72. Arap Alayı'nın çadırlı ordugahında alaydan kaçan birçok Arap erlerinin çadırlara saklandıklarını ve nargile içmekte olduklarını gördük. Fahrettin Altay'ın gördükleri her ne kadar doğru olsa da o an orada kaçakların bulunduğunu belirtmesi yanlıştır. Çünkü bu alay o dakikada aktif olarak savaşta değildir. Fakat buna rağmen yanı başlarında arkadaşları mücadele ediyorken onların bu kadar rahat davranması ilginçtir. Bakınız meşhur 77. alayla ilgili Mustafa Kemal'in kurmay başkanı Binbaşı İzzettin Bey günlüğüne neler yazmış. 26 Nisan 1915. Muharebe devam ediyor. Karargah cephede. Birinci gün cephede perişan olan 77. alayı toplamakla meşgulüz. 28 Nisan 1915. Düşman mevziinde tahkimatla meşgul. Bize 25. alay takviye geldi. Bu alayın önünde 77. alaydan 3 firari kurşuna dizildi. Gece muharebesi devam etti. Savaş esnasında Mustafa Kemal'in emrine giren 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Aker de Arap alayıyla ilgili şunları yazmıştır. 77. alayda çok sayıda Arap erleri vardı. Taarruzlar kızışıp düşman bombardımanı ortalığı karıştırınca Arap erlerinin kaçak sayısı arttı. Birliklerini bırakarak dağılan bu Arap erleri fundalıklar içine sinmişlerdi. 27. alayın 1. taburuyla 77. alayın iç kanat birlikleri hem önlerindeki düşmanın hem de arkalarındaki kaçak erlerin ateşleri arasında kaldı. Bu durum 27. alayın kanadını sarstı. Eğer bu Arap erlerinin yerinde bunlarla değiştirilen Türk erleri olsaydı, tekrar edilecek olan Türk saldırılarıyla esasen gündüzden sarsılmış olan Avustralyalılar daha o gece vapurlarına çekilmek zorunda kalacaklardı. Yarbay Şefik Bey'e göre Araplardan oluşan alay hem kendi alaylarından askerleri hem de diğer Türk askerlerini vurmuştur. Mustafa Kemal düşmana karşı büyük bir zafer kazanırken bir de bu askerlerle uğraşmıştır. Başkomutanlığın sıfır noktasına eğitimsiz askerler yollaması büyük bir hata olarak o günlerde dahi kayıtlara geçmiştir. Mustafa Kemal bunlara rağmen bahaneye sığınmamış ve zafer için sonunda ölüm dahi olsa savaşılacaktır sözünü alayların başında bulunan komutanlara açıkça aktarmıştır. Subaylara savaş zamanı zafiyet gösterilmemesi ve katı olunması gerektiğini söylemiştir. Bir keresinde 72. alay kazanabileceği bir taarruzu başarısızlıkla tamamlayınca tehditle karışık şu cümlelerle mağlubiyet olan sonucu zafere çevirmiştir. 72. alayın 3. tabur komutanı Binbaşı Mahmut Efendi'ye. Dün icrası emrolunan taarruz sonuna kadar bitirilecek ve karşınızdaki düşman siperlerini zapt edeceksiniz. Göndereceğim taze asker sizinle ancak bu şartla yer değiştirecek. Askerlerinizi düşman siperlerini zapt ve işgal etmek üzere yönlendirme ve uyarmada başarısızlığınız veyahut askerlerinizin bir münasebetsizliği halinde yerini alacak yeni kuvvet evvela sizi ortadan kaldıracak ve ondan sonra yerinize geçecektir. Mustafa Kemal'in bu konuşmasından bir süre sonra 72. alayın zafer haberi gelmiştir. Sizlere Mustafa Kemal'in Arıburnu Kuvvetleri Komutanı iken emrinde bulunan bazı alaylarla ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. Mustafa Kemal Arıburnu zaferi sonrası hem Osmanlı hem de Almanya'dan madalyalarla ödüllendirilmiş, rütbesi arttırılmış ve başarısından sonra Çanakkale'de daha büyük askeri grupları idare etmiştir. Ek olarak Arıburnu Kuvvetleri Komutanı olarak muharebeleri idare ettiği tepeye Kolordu Komutanlığı'nın günlük emriyle Kemal Yeri adı verilmiştir. Yine Arıburnu'ndan arkadaşı Madame Corinne'ye Fransızca olarak şunları yazmıştır. Arıburnu'nda İngilizlerle savaştayım. Düşmanın esaslı kuvvetini ezdim. Arkada kalanlar da sahilde gemileriyle himaye edilen bir noktaya sürüldü. Pek ziyade ümit ederim ki düşmanın tam imhası haberini yakında alacaksınız. Çanakkale Kara Savaşları'ndaki Mustafa Kemal'in %1'ini anlattığım bu videomuzun sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla.